Aksaray'dayız. Yine Aksaray'ın da eski köklü bir ailenin evindeyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hamza Kadılar'dan Bünyamin Hüseyin'in kızı Cavide Özer. Etli, batırık mı? Evet, lahana batırığı etli. Batırığımızın malzemeleri ince düğü 4 bardak koyduk. 2 soğan rendelenmiş. Yeşil soğan, bir büyük demet. Biber salçası, domates salçası, kimyon, tuz, karabiber. 250 gram kıyma değil de 150 gram kıyma, 250 çok gelir. 1 yemek kaşığı kırmızı biber. Şaşıracaksınız böyle, evet, bir lezzete. Gerçekten unutulmuş bir lezzet. Osmanlı, ben diyorum ki bu saraydan kalma bir şey, Osmanlı sarayından. Şimdi ben bu sıcak suyla şöyle bir ıslatayım da biraz kabarsın. Bir kaşık ver halka. Severek, evet. Bu karabuğday büyüse herhalde, değil mi? Karabuğday. Evet. Bu İç Anadolu'nun, Orta Anadolu'nun. Evet. Biberini atayım. Pul biber. Kimi? Aksaray'da benim dikkatimi çeken, hanımlar biberlerini hep evde duruyorlar. O çok güzel. Gerçi dediler dövme kalktı. Şimdi kimyonumuzu döktük, karabiberimizi döktük, tuzumuzu. Bir dolu dolu yemek kaşığı, çay kaşığı değil mi? Evet. Bir çay kaşığı dolu dolu. Kimyonu biraz fazla kattınız. Daha güzel oluyor, daha kokulu oluyor. Hı hı. Şimdi bunu karıştıracağız. Şöyle güzelce harman edeceğiz. Düğü ıslattık, ince bulguru. Yumuşadı 10-15 dakika. Şimdi kıyması, çiğ kıymayı koyacağız. Çiğ köfte gibi yoğuracağız. Evet. Ya bunun ya, sinirsiz olması lazım. Bir, evet, çift çektirdik kıymayı. Aynen öyle oldu. Tabii. Bir birkaç da domates, bu biberi. Az su mu düşün? Şöyle bir gezdireyim. Gezdir. Soğuk mu? Olur mu? Evet, olur. Etelli olacak. Çiğ çiğ nasıl yenecek? Evet. Yani bu salçayla, baharatla pişiyor. Özleşecek. Evet, evet, pişiyor. Bir tane armut biberini ince ince doğradık. Sert ya. Çok ince, fare dişi dediğimiz, evet, evet, şekilde, evet, doğranmış soğanımız. Bu da ölecek. Allah! Çantayım. Ay bunun tadı ne çiğ köfteye benzer, ne içli köfteye. Ne batırı. Hiç hiç. Et girdiği için daha lezzetli. Evet. Evet. Nereden düşündüler ki yani? Aksaray Boğaz'ı pek sever Aksaray'la. Bizim Konya da sever. Namaz, niyaz, boğaz derler. Biraz da bunlar. Yo yo, dök, hepsini döktü. O da inceymiş. Nasıl güzel bulmuşsunuz bu soğanı, bu mevsim nerede buldunuz? Bir demet maydanoz, bir demet soğan. Ama soğan yani yeşilleri doğranacak. Beyazları doğramadık burada. Evet. Gülfer, iki limon sıkıda sen. Ay, bunu Özden ablam da çok severdi. Bayılsın. Canına değsin, ağzında bulunsun. Ay. İnşallah deliriz derdi, İnşallah, bana. Deliriz, iyi yapan yap da bir yiyelim derdi. Aman benim. Ha, batırığımıza iki limon suyu sıktık. Nar ekşimiz de var. Onu da biraz dökelim de artık. Limon çok oldu. Değil mi? Yanımıza alırız, çok güzel. Bunu da bir kokusu olsun. Öyle mi? Bunu az dökelim. Şöyle. Dök. Yeter değil mi? O tatlı olur zaten. Tamam, tamam da. Şimdi soğuk su dökeceğiz. Soğuk su. Tabii ki. Ayakla. Tabaklarımızı alalım. Buradan yemek zor olur. Şimdi biz yeni moda böyle yapıyoruz. Masada herkes tabağını alıyor. Evet. Kendi. Herkes elini batırırdık. Lokma lokma yerdik. Tamam. Açık daha su dök. Hadi bakalım. Dök dök dök. Bereketlensin. Haşlanmış lahanamız da geldi. Şimdi, evet, bir kalite kontrol yapacağız. Bunun özü eskiden çevresine oturtulur. Böyle bütün eller içine, ellerdeki ciddiyelerdeki lezzet de katılırmış. Pasaklı bir şekilde yenilmiş. Biraz tuz yok ama çok güzel. Değil, biraz tuz yok. Bunu böyle yaptıktan sonra elinizle bir sokum şöyle yapıyorsunuz. Çubuktan yutuyor. Evet, Aksaray'ın lahana batırığımızı yaptık. Nar ekşisi yeni moda sık döktük üstüne. Afiyetle yiyeceğiz. Şahane olur. Gerçekten. Evet. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Cümlemizden, evini açandan da, yapandan da, gelenden, çekenden.
Hasan kardeşi, Allah razı olsun. Sizlerin de yüreğinize sağlık. Afiyet olsun.